Şimdi ben kimim? Ben birazcık burada direkt presentation şeklinde paylaşacağım sizinle. Okay. Burada ben kimim? Ben kendim aslında Kazakistanlıyım. Kazakistan'dan Çin'e çok fazla öğrenciler gönderiyor. 2005'ten itibaren Kazakistan hükümeti çok fazla göndermeye başladı ve 2005'ten itibaren çok fazla öğrenci sayısı gitmeye başladı. Yani şu an Türkiye'deki durum biz aslında Kazakistan'da 2005'inde bunu yaşamıştık ve artık kaç yıldır, neredeyse 20 yıldır çok fazla öğrencilerimiz Çin'e gidiyorlar. Şimdi ben kendim Şanghay Uluslararası Çalışmalar, yani Şanghay Vaygo Daşir'de eğitim almıştım dil kursunda. Ondan sonra lisans ve yüksek lisans Şanghay Finans ve Ekonomi Üniversitesi'nde, Şanghay Taijing Daşir'de eğitim aldım. Lisans Çince eğitim aldım. Yüksek lisans İngilizce, çünkü artık çalışmak istedim. Çince eğitim yaparsam eğer, dedim hayır, ben artık çalışmak da istiyorum. Çalışma tecrübem de olsun. O yüzden yüksek lisansı aynı bölümde Finans İngilizce yapmıştım. Bütün eğitimi tam burslu okumuştum. Aylık karşılık da alıyorduk. O yüzden bu konuda size Çin'de burslu nasıl okuyabilirsiniz, bu konuda bilgiyi kendim tecrübe de paylaşabilirim ve ayrıca kendim burs kazanmak ve diğer insanlara bu konuda bilgi vermek, sadece bu burs kazanmak yeterli değil bence. Çünkü her insanın farklı bir durumu oluyor, farklı bir profili var. O yüzden biz burada kaç yıldır, 2018'den itibaren ben ilk önce böyle arkadaşlarıma burs kazanmaya yardımcı oluyordum. Ondan sonra yavaş yavaş burada şirket olarak bu işi devam etmeye başladık. Özellikle neden ben Çin'de eğitim pazarlamaya başladım? Çünkü geleceğim onun devamında anlatacağım. Şimdi Çin'de 8 sene yaşadığım zaman çok mutlu bir hayat yaşamıştım. Çok güzeldi. Sadece böyle soru işareti olabilir kafanızda. Neden o zaman Türkiye'ye geldim? Çünkü yaşlanınca aslında kendi aileni, kendi kültürünü özlemeye başlıyorsun. Ben dedim ki tamam, ben Çin'den daha her şeyi, istediğim her şeyi aldım. Artık birazcık daha kendi kültürüme yakınlaştırmak istiyorum. Türkiye bizim kültürümüz yakın olduğu için ve artık küçük şehirlerde yaşamayabilirim diye düşündüğüm için, Kazakistan'da İstanbul gibi çok güzel böyle gelişmiş şehirler yoktu o zaman. O yüzden dedim ki İstanbul'da yaşayayım. Çok böyle uluslararası, international, çok büyük bir şehir olduğu için ve kültürümüz çok benzer olduğu için ben İstanbul, Türkiye'yi seçtim. Bence çok doğru bir karar verdim. Burada da çok mutluyum. Şimdi Çin'de 8,5 sene yaşadığım zaman orada hem çalıştım hem de okudum ve Çin'e neden tavsiye ediyorum gerçekten? Çünkü orada biz yaşadığımız zaman, çalıştığım zaman o kadar para kazanıyorsun ki, yani sadece yarın ekmek için almak için çalışmıyorsun. Gerçekten para kazanıyorsun, kirayı ödüyorsun, restoranlara gidebiliyorsun ve parayı biriktiriyorsun. Yani bu şekilde çalışarak ben aslında Türkiye'ye geldim. Onun hakkında devam edeceğim biraz da. Hani o yüzden şöyle bunu diyordum. Türkiye'ye geldiğim zaman Çin hakkında, Asya kültürü karşı çok fazla ön yargılar vardı ve gerçekten ben ona çok şaşırdım. Çünkü Kazakistan'da herkes Çin'e gitmek istiyor eğitim için ve bu beni çok üzüldü. Çünkü ben gerçekten Çinli arkadaşlar, Çinli insanlar nasıl olduğunu gerçekten kendim gözümle gördüm, yaşadım ve bu olay, yani yanlış bilgi Türkiye'de beni çok üzüldü. O yüzden ben bunu dedim ki hayır, ben bunu değiştireceğim. Çünkü bu doğru bir bilgi değil. Tabii ki de kötü insanlar olabilir, yanlış anlaşılma, ama bu her ülkede olabilir. Ama Çinlilerde gerçekten ben bunu yardım etmeyi onlardan öğrendim diyebiliriz. Çünkü hiçbir şey beklemeden senden her zaman sana yardım etmeye çok açıklar. O yüzden ben neden bu işi yapıyorum, neden buradayım, size aslında her şeyi açıkladım. Şimdi bundan da bahsediyordum. Mesela evet, mesela bir tane
burs, kendim burs kazanmak ve bu konuda insanları desteklemek için yeterli değil. Biz şu an neden bu konuda tecrübeliyiz? Çünkü farklı profili görerek, tabii ki de bazı hata yaparak aslında bu güzel sonuçlara şu an alabiliyoruz. Çünkü artık biz şu an sadece Çin değil, biz şu an artık Kore, İtalya, Amerika, farklı ülkelerde burs başvuru kazanmaya yardımcı oluyoruz ve başarılı öğrenci profili veya mesela herhangi bir secrets, yani herhangi bir secrets neydi? Sırları açıkçası öğrendik. Yani mantığı öğrendik. Burs kazanmak için ne yapılması gerektiğini artık öğrendik. Onu açıkçası gerçekten çok böyle confident olarak, özgüvenli söyleyebilirim. Çünkü son zamanlarda artık çok fazla kabullerimiz gelmeye başladı. Burs kazanan öğrencilerimiz sayısı arttı ve artık bu konuda tecrübe olduğumuzu kolayca söyleyebilirim. Şimdi Çin'de biz hangi bursları kazanmaya yardımcı oluyoruz? Burada iki yol var. Garantili burslarımız var ve garantisiz burslarımız var. Garantili burslarımız anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Kendim yaşadığım zaman üniversitelerle anlaşma yapabildim ve burada bu şekilde öğrencilere gönderebiliyoruz. Şimdi garantili burslar tabii ki de top üniversitelerde garantili burs kazanmak imkansız. Yani garantili burslarımız mevcut değil. Orada ancak garantisiz şekilde gidebiliriz. Bizim mesela şu an Tsinghua Üniversitesi'nden davetiye geldi. Ondan sonra Shanghai Jiao Tong Üniversitesi öğrencimize davetiye geldi. Donghua Üniversitesi'nden, China Agriculture, yani top üniversitelerden Tsinghua açıkçası imkansız herkes diyebilir. Yani diğer insanlar çok zor bir üniversite kazanmak bir üniversite. Ama biz bunu başarabildik. Yine de garantisiz olmasına rağmen yine de top üniversitelerin kazanabiliyoruz. Şimdi garantili ve garantisiz farkı ne açıkçası? Garantisiz olduğu için aslında güzel bir hazırlık yapmanız gerekecek. Ve çok baştan sizin hazırlık yapmanız gerekiyor. Çünkü ilk önce biz mesela belirttiğiniz üniversitelerde hangi gereklilikleri var? Bu gerekliliklerin sağlamak için ne yapılması gerekiyor? Ve burada sizin profilinizi değerlendirir. Sizin profilinizi değerlendiriyoruz. Ondan sonra bu üniversitenin istediği profili değerlendiriyoruz ve onu karşılaştırıyoruz. Karşılaştırma yaptığımız zaman biz kolayca sizin profilinizde eksikleri çıkartabiliyoruz. Ve bunun için aylık bir biz mesela yol haritayı çiziyoruz. Mesela senin bu bursu kazanmak için hangi eksikleri var? HSK mı gerekiyor? IELTS mı gerekiyor? Farklı mesela bölüm diyelim ki sizin International Relations ve Politics ise sizin bu konuda, bu alanda tecrüben, bilgin, sertifikaların var mı diye buna bakıyoruz ve bunu doldurmaya çalışıyoruz. Ayrıca burs kazanmak için sizin hocalardan veya üniversitelerden özellikle devlet bursu olduğu için pre-admission letter almak şart. Yani şart değil diyorlar da ama artık rekabet arttığı için bunu kesinlikle bizim almamız gerekecek. O yüzden bu uzun bir süre isteyen bir prosedür. Ama geçen öğrencimize 2 gün içerisinde pre-admission letter alabildik. Tabii ki de ama onun profili zaten güzeldi. Onun sadece pre-admission letter almak eksikti. O yüzden arkadaşlar herkesin durumu farklı olabilir. Tabii ki de ne kadar erken hazırlık hazırlamaya başlarsanız o kadar sizin için şansınız artıyor. Ve hazırlıktan ben şundan bahsetmiyorum. Yani evet hemen oturayım 1 yıl, 2 yıl önce bu üniversiteye motivasyon mektubu yazmaya başlayayım değil. Ama en azından hedefleri belirtmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar bu seviyeye girmem lazım. Bu zamana kadar şunu yapılması gerekiyor. En azından yol haritayı çizmek çok önemli. Çünkü bunu çok fark ettim. Bazı öğrenciler diyorlar ki benim daha zamanım var. Yani mesela diyorlar ki benim daha 6 ayım var ama hesapladığımız zaman doğru bir hedefleri koyduğumuz zaman aslında çok çok daha az zamanı var olduğunu fark ediyorlar. Gerçekten bunu yaşamıştık. O yüzden burada en azından sadece bizimle bir görüşüp yol haritayı en azından çizmeyi lütfen yapın.
Şimdi bizim hangi hizmetlerimiz var? Garantili Çin'de burslu eğitim, mentorluk var. Bizim sadece ben değil, bizim Çin'de ya da yurt dışında farklı alanında farklı burs kazananları mentorlarımız var. Biz ne yapıyoruz? Mesela diyelim ki siz tarım mı, agriculture mı okumak istiyoruz? Bizim agriculture yüksek lisans mezunu olan ve burslu okuyan, Avrupa'da okuyan ya da Asya'da okumuş olan öğrencilerimiz var ya da artık onlar mezun oldular. Onlar size neden bu ülkeyi seçilmesi gerektiğini ve bu alanda son hali nelerdir, Türkiye'deki eksikler nelerdir? Onlar zaten bunu bu aşamayı geçmiş olduğu için siz onlarla görüştüğünüz zaman aslında neden ben Çin'de eğitim almak istiyorum soruya ya da neden ben bu bölümü okumak istiyorum soruya size cevap verme yardımcı olurlar. Çünkü siz kendi başına yaptığınız zaman sizin aslında bütün makaleleri okumanız gerekiyor. Çok uzun süre bir araştırma yapılması gerekiyor. Tabii ki bunu her türlü yapılması gerekiyor ama bu konuda mentorluk desteği de sağlıyoruz. Onu söylemek istedim. Eva Akademi. Akademi aslında profil geliştirmek için bir akademi sunduk. Çünkü bu bizim bütün aslında hizmetlerimiz talepten çıktı. Çünkü baktık öğrencinin buna ihtiyacı var. Öğrencinin buna ihtiyacı var ve ona göre biz hizmetleri yavaş yavaş eklemeye başladık. Eva Akademi'de CV'nizi geliştirmek için. Çünkü biz burs başvuru yaptığımız zaman genelde burs başvuru yaptığınız zaman özgeçmiş sizden istemiyor ama biz özgeçmiş ekliyoruz. Neden ki? Çünkü motivasyon mektubunda veya study plan'da sizin bütün hayat tecrübenizi göstermek hem doğru değil hem de bunu yapamazsınız. Ama özgeçmiş doğru bir özgeçmiş yazdığımız zaman bütün hayat tecrübenizi, bütün başarılarınızı gösterebiliriz. O yüzden özgeçmişi eklemek, özgeçmiş işi güçlendirmek gerçekten çok önemli. Ve biz bu konuda hem farklı konularda da ama özgeçmiş nasıl olması gerektiğini, nasıl yazılması gerektiğini burada bilgi veriyoruz. Çünkü gerçekten özgeçmiş konusunda maalesef Türkiye'de ya da bizim Kazakistan'da da aynı şekilde eğitim vermiyorlar. Özgeçmiş nasıl olmalı eğitim vermiyorlar ve bu çok büyük bir eksiklik bence. Au pair konusunda biraz sonra anlatacağım. Çok güzel bir kültür programı, değişim programı. Çince dil kursları. Bizim Çinli öğretmenlerimiz var ve Türk öğretmenlerimiz var. Bu konuda Çin'de dil kursları almak isterseniz eğer bu konuda da yardımcı olabilirim. Sizin şu ana kadar burada herhangi sorularınız varsa lütfen beni her zaman durdurabilirsiniz. Her zaman soru sorabilirsiniz. Tamam mı? Okay. Şimdi garantili, burada garantili değil, pardon. Bu da bir yanlışlık var. Garantili bursların arasında bizim devlet burslarımız, il burslarımız, üniversite bursları, İpek Yolu, Konfüçyüs ve vesaire burslarımız var. Aslında Çin'deki çoğu bursları garantili sağlayabiliyoruz. Sadece burada sıkıntı her üniversite için sağlamıyoruz, tamam mı? Bunu bilmeniz gerekiyor. Burada birazcık detaylı açıklamak istiyorum. Çünkü web sitelerde çok detaylı bu konuda bilgi yok açıkçası. Karışık yazıyor ve herkes bunu karıştırıyor. Düşünüyorlar ki Çin hükümet bursu tek bir bursu. Yani mesela Kore'deki gibi Kore hükümet bursu tek bir tane burs. Başka sadece o bursa GKS diye olarak geçiyor. O bursa başvuru yaptığınız zaman başka burslar yok. Aslında Çin'de öyle değil. Çin hükümet bursunun altında farklı farklı burslar var. İpek Yolu bursu var, Asyana bursu var, ondan sonra Konfüçyüs bursu var. Farklı farklı bunun altında Çin hükümetin bursunda farklı bursları var. Ve CSC, Chinese Scholarship, bu aslında en popüler bir program. Herkes buna başvuru yapıyor genelde. CSC program bu 3 tür oluyor CSC kendisi. Tip A, tip B ve tip C. Tip A hükümet bursu Türkiye yani kendi ülkeden Çin konsolosluk üzerinden başvurulacak olan bir burs. Tip B o da üniversite üzerinden yani direkt Çin üniversitelerinden başvurulacak bir olan devlet bursu ve tipçe Çin'de okumuş olanlar ve de okuyanlar için başvurulacak olan Çin hükümet bursu. Hepsi CSC bursu. Burada sadece başvuru yollar değiştiği için tip A, tip B, tip C'ye bölüyor.
Tip A, aslında tip A ve tip B burslar, onlar ikisi de genelde tam burs oluyor. C bursu genelde kısmi oluyor. Tip A ve tip B'nin farkı şu. Çok büyük bir fark var burada. Tip A'ya, Çin hükümet bursuna tip A'ya başvuru yaptığın zaman senin yani derece okumadan önce dil kursunu almak hakkınız var. Tamam mı? Siz kendi ülkenizden Çin hükümet bursuna başvuru yaptığınız zaman diyelim ki sizin yüksek lisans okumak istiyorsunuz. Yüksek lisans okumak için sizin minimum HSK 5 gerekliliği tamamlamanız gerekiyor. Bazı üniversite HSK 6 da isteniyor. Ve bu şekilde sizin diyelim ki sizin HSK 3 var elinizde. Siz bu bursu kazandığınız zaman sizin bir yıl dil eğitimi almak hakkınız var. Ama Çin hükümet bursuna tip B ile başvuru yaptığınız zaman maalesef dil kursunu hakkı olmuyor. Bu çok büyük bir fark. Bunu bilmeniz gerekiyor. Sanırım bir soru var. Aynı anda bizden fazla. Şimdi şöyle. Tip A ve tip B'ye başvuru yapabilirsiniz aynı anda. Veya mesela başka bir bursa başvuru, E-LED bursuna başvuru yapabilirsiniz. Ama aynı üniversite başvuru yapmayın. Yani mesela diyelim ki siz Tsinghua Üniversite tip A ile başvuru yaptınız. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Tip A ile başvuru yaptığınız zaman sistem size Çin hükümet bursunun sistemde bir şey var. Tip A mı seçiyorsun, tip B mi seçiyorsun? Tip A seçtiğin zaman sen tip B'ye tekrar başvuru yapamıyorsun. Tip A'nın sonuçları diyelim ki kazanmadınız. O zaman tip B'ye başvurabilirsiniz. Ama tip A ile başvuru yaptığınız zaman siz aynı anda diyelim ki E-LED burslarına başvuru yapabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Yani Çin hükümet bursuna tip A ve tip B aynı anda başvuramıyorsunuz. Tip A kazanmadınız ise, çünkü tip A sonuçları daha erken çıkıyor. Tip B'nin süresi daha uzun olduğu için siz tip A kazanmadığınız takdirde tip B'ye başvuru yapabilirsiniz. Evet. Çin'deki üniversite dil kursu mu? Dil kursu bursu veriyor. Dil kursu bursu veriliyor. Ben buraya geleceğim birazdan. YouTube'dan soru gelmiş. Kaliteli fizik eğitimi ne veren okullar var mı? Evet. Çin'de çok güzel bir avantaj var. Farklı bölümlerde eğitim alabilirsiniz açıkçası. Yabancılara çok aslında güzel bir fırsatları sunuyorlar. Yabancıları istiyorlar farklı ülkelerde. O yüzden farklı bölümleri okuyabilirsiniz. Ancak bu tür böyle spesifik bölümler genelde Çince oluyor. Mesela uluslararası ticaret, uluslararası ekonomi, bilgisayar mühendislik, ondan sonra marketing, bu tür bölümler genelde İngilizce bulabilirsiniz. Ama bir de tıp bölümünü, MBBS bölümünü İngilizce bulabilirsiniz. Mesela dentistry, yani dentistry neydi? Diş hekimi, onu da İngilizce bulabilirsiniz. Ancak seçeneklerin listesi daha düşük oluyor. O yüzden sizin burada bakmamız gerekiyor. Kesinlikle İngilizce mi eğitim almak istiyorsunuz, yoksa Çince dil eğitimi almak okey mi sizin için? Ona göre yol haritayı çizmeniz gerekiyor. Tip A'da yedeklerde kaldığımız durumda nasıl bir yol izlemeli? Sistem üzerine farklı bir hesap açıp B tipi. Yani bu farklı bir hesap açmak ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum, ama yedek olduğunuz için deneyebilirsiniz. Çünkü bu yıl sadece 5 kişi maalesef Türkiye'den kontenjan verdi ve büyük ihtimal bizim zaten 2 öğrencimiz kazandı. Onlar kesin gidecekler. Diğer 3 bence onlar da büyük ihtimal gidecekler. O yüzden sizin her türlü şu an tip B'ye ve de direkt E-LED burslarına, Şanghay E-LED bursu, Pekin E-LED bursu çok kapsamlı değil. Diğer E-LED burslarını bakıp onların da çok kapsamlı bursları var. Aylık harçlık olan E-LED bursları çok var açıkçası. Onlara bakın, çünkü onların başvuruları diğer sistemden yapılıyor. Diğer sistemden E-LED burslarına başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde. İşte söylediğim gibi birazcık karışık bu başvuru sistemi, ama çok zor bir şey değil. Ben henüz liseden mezun olmadım ve HSK belgem yok. Türkiye'de Çin dili ve edebiyat okumadan nasıl Çincimi geliştirip Çin kurslarına başvurabilirim? Yani Çince dil kurslarını aslında kendiniz öğrenebilirsiniz. Coursera var, ondan sonra Çin kitapları var, ama tabii ki de siz sadece en iyi, güzel tabii ki de sadece grama öğrenebilirsiniz, vocabulary öğrenebilirsiniz, ama konuşma yapmak için şöyle bir şey var. Konuşma yapmak için language swap var. Language swap.
İsterseniz bir araştırın, language swap nasıl bir şey? Oradan siz insana Türkçe öğretiyorsunuz. O diğer karşı taraf sizi Çince öğretiyor ve tamamen ücretsiz oluyor. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ayrıca internette ücretsiz Çince konuşma kulübü de bulabilirsiniz bence çok. Bu şekilde aslında Çince geliştirebilirsiniz. Buradan nasıl öğreneceğim soruya cevap vermek için bu aslında motivasyonla bağlı ve hedefinize bağlı. Bir şey size gerekirse eğer, hani sizin ona çok ihtiyacınız varsa eğer, siz her zaman yolunu bulabilirsiniz. Burada şu soru sormanız gerekiyor kendinize. Gerçekten ben şimdi Çince öğrenemezsem, burs kazanamazsam eğer, ben ne kadar kaybediyorum belki veya ne kadar kazanabilirim? Ve bu konuda motivasyonunuzu bulursanız eğer ve güçlü bir neden soruya cevap bulursanız eğer, her türlü Çince öğrenebilirsiniz. Bu sadece Çince için değil, bu herhangi bir soru için aslında motivasyon ve nedenleri bulursunuz eğer, her türlü bunu çözmek, bunu yapmak için yolu bulabilirsiniz bence. Kaynak yok ve kurslar. Çin kitapları size gönderebilir. HSK hazırlık kitapları, kaynakları bizde var. Siz bize lütfen mesaj yazın veya info@eveeğitim.com.tr size yazın. Ben size, pardon, .tr, tamam mı? .tr mail atın bize, biz size ücretsiz kaynakları gönderebiliriz. Burada hiç sıkıntı yok. Çünkü Çincenizi öğrenmenizi biz de çok istiyoruz. Şimdi bana HSK 3 alırsan dil kursuna başvurup lisede dil okulunda burslu okuyabileceğini söylemiştiniz. Bir lise öğrencisi olarak nasıl Çince çalışmalıyım? Şimdi HSK 3 ve şimdi şöyle, hangi burs istiyorsunuz? Dil kursu bursu, sadece dil kursu bursu istiyorsanız eğer, burada Confucius bursuna geliyor. Çünkü tam bursu sadece Confucius bursu genelde oluyor. Burada HSK 3 ve HSKK gerekiyor ve ayrıca hocadan onay alması gerekiyor. Hocadan onay alması gerekiyor. Hocalar mektupları yazılması gerekiyor. Tavsiye mektupları hazırlamamız gerekiyor. CV hazırlamamız gerekiyor. Hocayı araştırması gerekiyor. En İyisi araştırma önerisi yazılması gerekiyor. Bu şekilde hocadan onay alıp ve HSK 3 ve HSKK aldığınız zaman bu şekilde Confucius bursu kazanmak sizin şansınız çok artıyor. Şimdi Çince nasıl çalışmalıyım? Söylediğim gibi kaynakları size gönderebilirim. Lütfen burada motivasyonunuzu yüksek tutun. Neden bana bu ihtiyacı var onu düşünün. Yani ben çok, en çok sevdiğim hangisi? Ben mesela en çok sevdiğim para kazanmak seviyorsunuz eğer. Çin'de ve Çince'de para kazanmak çok yüksek şansınız var. Mesela şu an bizim ofiste Çin bir şirket. Çince bilen satış birisini istiyor. Çok fazla yeni insanları alıyor ve inanın ki çok fazla Çin şirketleri Türkiye'ye geliyor ve Çince bilen insanları tercih ediyor ve inanın ki çok güzel maaşları veriyor. Çok güzel komisyonları veriyor. O yüzden sizin Çince öğrenmeniz size çok büyük bir avantaj sağlayacak. Maalesef Türkiye'de İngilizce ile sadece çok güzel fırsatları olmuyor. Çünkü herkes İngilizce biliyor artık. Almanca da çok fazla insan biliyor ama Çince bilen az kişi sayısı var. O yüzden ne zaman talep yüksek ama supply neydi? Yani çok az kişi biliyorsa ama çok çok az kişi, çok çok fazla kişi aranıyorsa eğer, sizin burada değeriniz otomatik olarak artıyor, talep doğru artıyor, tamam mı? O yüzden Çince'yi öğrenmeniz sadece motivasyon yeterli, çünkü şu an internet var, kitaplar var, ücretsiz çok fazla kaynaklar var. O yüzden burada nasıl öğreneceğim aslında çok kolay bir soruya cevap verebilirsiniz. Sadece strateji soruyorsunuz eğer, direkt HSK üzerinde çalışın. Çünkü burs kazanmak için HSK lazım. Çünkü HSK öğrenmek ve konuşma Çince dili öğrenmek farklı şeyler. O yüzden siz söylediğim gibi hedef oluşturuyorsunuz ve yol haritayı çiziyorsunuz. Diyelim ki sizin hedefiniz 2024'te HSK 5 mi kazanmak? Benim 2023 Ocak ya da 2023 Aralık ayında hangi seviyeye gelmem gerekiyor? Ondan 3 ay önce hangi seviyeye gelmem gerekiyor? Her zaman da her kararınızda, her bir planınızda her zaman strateji olması gerekiyor ve hedef üzerine end in mind bir strateji var. Onu isterseniz bir araştırın, ben size göstereceğim. End in mind yazacağım şimdi. Her zaman end in mind stratejiyle kendinize bir planlama yaparsınız eğer, burada bu hedefe ulaşmak için şanslarınız çok çok daha artıyor. Ve söylediğim gibi ücretsiz kaynaklar için her zaman bize mail atarak isteyebilirsiniz. Ben mail adresimi tekrar yazayım çünkü yanlış yazdım. info@eveeğitim.com.tr, tamam mı?
Şimdi Zhejiang Üniversitesi dil kursuna başvurmak istiyorum. Tabii ki de başvuru yapabiliriz. Biz herhangi üniversiteye başvuru yapabiliriz. Sadece burada önemli olan hazırlık. Garantili burslarınızda bir Çince dil eğitim bursu için HSK belgesi alman gerekiyor denilmişti. Çince dil eğitim bursu HSK belgesi gerek var mı? Şimdi garanti bursa ben henüz oraya geçemedim. Geçeceğim de garanti burslarımız da değişiyor. Tam bursu var aylık harçlık isteyenler ve aylık harçlık istemeyenler. Ücretsiz eğitim ve konaklama sağlayan burslar var. Bu burslar için sadece ücretsiz eğitim ve konaklama sağlayan burslar için HSK sertifikanıza gerek yok. Ama ne zaman siz aylık harçlık istiyorsunuz eğer o zaman HSK sertifika gerekiyor. Burada belki kafanız karışmış olabilir. Ben de şu an kendi kendime başvuru yapıyorum ama Çin'de tanıdığım bilgilerini girmem gerekiyor. Ya yani önemli değil. Siz orada Türkiye'deki yani garantör mü olarak ya da birisi Türk birisini verebilirsiniz. O çok önemli değil. İstanbul'da olursak Maslak'taki şubenizi sohbet etmeye gelebilirim. Tabii ki de her zaman görebilirsin. Sadece bize bir gün önce haber verirsiniz eğer. Çünkü bizim de görüşmelerimiz devam ediyor. Online devam ediyor. Seminerlarımız oluyor. Siz bize bir gün önce yazarsınız eğer. Biz size tam net bir tarih verebiliriz. Türkiye'de girdiğimiz üniversite sınavı puanına mı bakıyorlar yoksa orada başka bir sınava mı girmeniz gerekiyor? Çin'de çok güzel bir avantaj var. Hiç herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Türkiye'deki sınava girmenize gerek yok. Ama Kore bursuna başvuru yaptığınız zaman orada lisans eğitimine başvuru yaptığınız zaman Türkiye'deki sınav puanına bakıyorlar açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki sizin lise not ortalamanız güzel değil ama Türkiye'deki YKS sınavı girdiğiniz zaman çok güzel bir sonuç aldığınız zaman siz bu eksiğinizi, lise not ortalamanın eksiğinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz motivasyon mektubunuzda. Yani ben bakın lise not ortalamam düşük ama ben YKS sınavında böyle bir yüksek bir puan aldım. O yüzden burada söylediğim gibi yani ilk önce bir düşünmek lazım. Acaba ne yapabiliriz? Gerekli mi gerek olmadığını her zaman profilinize ve ihtiyaçlarınıza göre değişiyor açıkçası. Kapsamlı eyalet burslarında da harici hangi eyaletlere başvurabiliriz? Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Yani farklı eyaletlere bakmamız lazım. Cican eyalet bir bakmak lazım. Hangisini tam hatırlamıyorum. Şu an size yanlış bilgi vermek istemiyorum ama Google'da araştırabilirsiniz. Yani China Provincial Scholarships. Buna bakabilirsiniz. Ve orada aslında hangisi tam burslu olanlara bakabilirsiniz. Tamam mı? İpek Yolu bursu da çok güzel bir burs. O da kapsıyor. O da hem de dil eğitimi de kapsıyor. Ama bunu üniversiteye göre değişebilir. Onu sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Okey. Ben şimdi devam ediyorum. Şimdi çok güzel bir soru. Neden Çin hükümet yabancılara burs veriyor? Ve şimdi biz bunu dediğimiz zaman garantili burslarımız var. Çok ne diyorlar? Dolandırıcısınız. Nasıl garantili burs olabilir? Ama burada mantığa biz her zaman herhangi bir karar vermeden önce biz mantığına bakıyoruz. Mantık gerçekten mantıklı ise o zaman neden olmasın? O zaman bu doğru demek ki. Şimdi Çin hükümet yabancılara neden burs veriyor? İlk başta söylemiştim size Çin hakkında Türkiye'de ve maalesef sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok fazla ön yargılar var. Ve Çin her zaman bir soft politika, yumuşak politika kurmayı tercih ediyor biliyorsunuz. Onların çok para olduğu için para yatırarak, para vermek, bu tür şeylere soft politika ile yumuşak politika ile bir problemi çözmeye çalışıyor. Burada da bu şekilde de aslında. Burs insanlara, öğrencilere burs verdiği, sağladığı zaman ben mesela bana bakabilirsiniz, beni örnek olarak alabilirsiniz. Ben kendim içinde yaşadıktan sonra bursu okuduktan sonra şu an ne yapıyorum? Çin'i o kadar seviyorum ki şu an Türkiye'de Çin'i pazarlıyorum. O yüzden bu gerçekten başarılı oluyor. Öğrencilere böyle bir fırsat sunduğun zaman ücretsiz eğitim, aylık harçlık, konaklama, para kazanmaya fırsatı verdiğin zaman ben neden bu ülkeyi sevmeyeyim ki? O yüzden Çin'in böyle bir güzel bir politikası var. Evet, birinci neden Çince konuşan sayısı arttığı zaman
Çin'in ekonomisi de artıyor. Çünkü biliyorsunuz şu an Çin ile iş yapmayan şirketi tanımıyorum. Herkes Çin ile bir iş yapıyor. Mesela örnek vereyim size. Bir tane Rus arkadaşlarım var. Onlar geçen bir tane Çin şirkete mail attılar. Ulaşamıyorlar. Hiçbir türlü ulaşamıyorlar. Ben yaptım, ne yaptım? Çince mail attım. Hemen dönüş aldım. Yani bu şekilde Çince bildiğiniz zaman sizin burada Çin ile iş yapmak ve otomatik olarak buradaki ticaret miktarını arttırmak fırsatı daha yüksek oluyor. Bu aslında win-win şeklinde oluyor. Hem Çin de aslında burada Çin de aslında faydalanıyor ve diğer karşı taraf da faydalanıyor. O yüzden Çince konuşan sayısı arttırmak için bunu yapılıyor. İkinci, üniversite sıralamasına yükseliyor ve gerçekten burada bir üniversitenin yabancı öğrenci sayısı artıyorsa eğer bu üniversitenin biliyorsunuz ki her üniversitenin sıralama değerlendirme sistemi var ve sadece tabii ki de yabancı öğrenciler çok fazla olursa otomatik olarak üniversitenin sıralaması otomatik kesinlikle artacak değil ama artırması için bir faktör sağlıyoruz. Üçüncü, öğrencinin ülkeyi tanıtması için. Yani söylediğim gibi ben siz Çin'e gittikten sonra siz kesinlikle Çin kendi ülkenizi tanıtacaksınız. Mesela bizim bir mentorumuz var Tsinghua'da tam bursu kazandı. Şu an Tsinghua'da Pekin'de yaşıyor ve her zaman videoları paylaşıyor. Bakın burada otomatik ya da kendi çalışan bir otoparkı var. Bakın böyle bir şey var, böyle bir şey var. Her türlü Çin'le kadar gelişmiş olduğunu ve Çin ne kadar iyi olduğunu sürekli sosyal medyada bunu paylaşıyor. Bunun için de aslında çünkü şöyle siz kime güveneceksiniz Çin hakkında veren bilgileri? Bir tane yabancıya ya da Türk birisine mi güveneceksiniz? Tabii ki de siz sizin Çin hakkında bilgi paylaştığınız zaman siz ona daha çok güveneceksiniz. Ben yabancı olduğum için ya da bana güveneceksiniz diyorum. Şimdi İki ülke arasındaki ilişkileri de geliştirmek için de yapılıyor tabii ki de. Çünkü mesela siz Çin'den sonra Türkiye geldiğiniz zaman büyük ihtimalle Çin şirketle Çin ile bir iş yapacaksınız ve bu da iş ve ticaret, belki politika bir iş yapacaksınız. Politika alakalı devlette bir şey yapacaksınız eğer. Bu da tabii ki iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceksiniz. Bizim bir mentorumuz var. Biz de kendimiz iş konusunda da mentorluk alıyoruz. Onun eşinin kardeşi Çin'in askeri kendisi ve şu an Çince öğreniyor. Çince neden öğreniyor? Çin'e gidip orada bir eğitim, bir şey almak istiyor. Şu an çok hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde o da HSK 4'e geldi askeri. Yani gerçekten yabancı dil insanları birleştiriyor diyebilirim. Okey. Çin'den birisine bilgilerini girmemiz gerekiyor dediler ama. Üniversitenin isterseniz başvuru yapacağınız üniversiteyle iletişime geçin. Belki oradaki hocanın iletişim bilgilerini verebilirsiniz ama böyle bir şart görmedik biz genelde. Türkiye'deki mesela ebeveyn bilgileri ekliyoruz ve orada problem olmuyor hiçbir zaman. Çünkü söylediğim gibi mantıklı değil. Yani ben Çin'e başvuru yapıyorsam eğer benim orada Çinli birisi olmasına şart değil. O yüzden bunu sizin bir düşünmeniz gerekiyor. Neden böyle bir şey istediler? Üniversiteyle konuşmak lazım. Neden siz böyle bir şey istiyorsunuz? Bu mantıklı değil. Bu şekilde bir konuşabilirsiniz her zaman ama her zaman çözüm var. Lütfen orada pes etmeyin, onu bırakmayın. Tamam. Devam edelim. Şimdi burs türleri birazcık açıklandım biraz önce ama burada devlet bursları söylediğim gibi A, B, C var ve çok fazla detaylara girmedim orada ama genelde ücretsiz eğitim, ücretsiz konaklama, ücretsiz sigorta sağlıyorlar. Çünkü siz Çin'e gittikten sonra sizin öğrenci sağlık sigorta almanız gerekecek ama devlet bursuyla kazandınız ise ücretsiz sigortayı sağlıyorlar. Bu sigorta ücreti çok yüksek değil. Yani 600 yani 70-80 dolar diye düşünebilirsiniz. Çok yüksek bir miktar değil ama yine de sağladığı zaman yine de bizim için öğrenciler için güzel oluyor.
Şimdi yıllık, neden yıllık yazdım? Çünkü bir yıl içerisinde, akademik yıl içerisinde 10 ay veriyor size bu aylık karşılık. 12 ay vermiyor. Yazın tatil olduğu zaman size bu para verilmiyor. O yüzden yıllık 25 bin cenizyen düşünebilirsiniz. Bu da lisans ve dil kursu programları için 400 dolar olarak yaklaşık oluyor. Yüksek lisans için 500 dolar aylık ve doktora programları için 35 bin cenizyen, o da 600 dolar aylık alıyorsunuz. Japonya için de burs başvuru yardımcı oluyoruz. Çünkü burada bizim iki tane, üç tane mentorumuz var. Herkes Japon Max bursunu kazanmıştı. Bir tane mentoru iki kere hem lisans hem yüksek lisans bursu kazanmıştı. O yüzden bu konuda size yardımcı olabiliriz. Şimdi burada diğer burslar, A, B, C söylediğim burslar, bu bizim genelde garantili burslarımız hakkından bahsediyoruz. Çünkü kafanız karışmasın. Devlet bursunun da çünkü A, B, C var. Burada bahsettiğimiz A, B, C burslar bizim garantili burslarımız. Genelde biz böyle onlara ayrıldık ve web sitemizde, ben size link göndereceğim. Web sitemizde A, B, C ABC'ye göre bizim burslarımız değişiyor. Ben size isterseniz hemen göstereyim nereden bakabileceğinizi. Şimdi bizim web sitemiz var. Burslu eğitim geliyorsunuz, segmene geliyorsunuz. Burada Çin bursları var. Burada genel bilgi var. Çin Eyalet Hükümet, Konfüçyüs Enstitüsü bursu. Bütün bursları henüz eklemeye zamanımız olmadı maalesef, ama burada garantili burslar, burada filtreleme yapabilirsiniz aslında. Mesela diyelim ki siz şuraya gireceğim. Burada diyelim ki siz A bursu okumak istiyorsunuz. Diyelim ki lisans okumak istiyorsunuz. Çince okumak istiyorsunuz. Buna ana dal yazabilirsiniz. Submit yapıyorsunuz. Ve burada size gösteriyor, A bursu demek ki aylık karşılık, ücretsiz eğitim, konaklama ve aylık karşılık sunan bir burs var. Evet, buradaki seçenekler var ve buraya tıkladığınız zaman üniversitenin bilgileri, burs bilgileri çıkıyor. Şu an bazı üniversitelerin bilgileri güncellediğimiz için şu an çıkmıyor, ama haftaya biz bu problemi çözeceğiz ve siz tekrar gelebilirsiniz, tamam mı? Kusura bakmayın, bir güncelleme yaptığımız için şu an henüz hazır değil. Ve burada şunu görebilirsiniz. Buradaki eğitim dili hem Çince hem İngilizce var. Web hazır olduktan sonra aslında bölümleri görebilirsiniz ve orada hangi bölüm İngilizce, hangi bölüm Çince alması gerektiğini, hangi gereklilikleri var, başvuru tarihleri. Oradan bakabilirsiniz. Ama garantili burslarınızda şöyle bir şey var. Kontenjanla çalışıyoruz. Mesela diyelim ki son başvuru tarihi 20 Mayıs ise, ama 5 kontenjan varsa eğer, mesela şu an bizim Hunan Tarım Üniversitesi dil kursunda 10 tane kontenjan doldu, ama son başvuru tarihi hala devam ediyor. O yüzden burada arkadaşlar son lütfen güne bırakmayın. Geçen de bir tane öğrenci geldi, dedi ki ben HSK sertifikamı bekliyordum. HSK sertifika aldıktan sonra burs başvuru yapmak istedim, ama 2 hafta kalmış ve bu 2 hafta içerisinde hocalarla iletişim kurmam gerekiyor, araştırma önerisi yazmam gerekiyor, study plan yazılması gerekiyor, pre-admission alman gerekiyor. Nasıl buna yetişebilirsiniz ki? Yani HSK ve IELTS olmadan aslında üniversitelerle, hocalarla çok iş yapabilecek çok iş var. Ve pre-admission letter almak için sizin dil sertifikasına olmasına şart değil. Pre-admission letter aslında conditional offer. Yani burada sizin, zaten kimse sizi kabul etmiyor. Orada diyor ki eğer sen bunu tamamlarsan ben seni kabul edeceğim. O yüzden lütfen sizin herhangi bir sertifikalarınızı gelmesini beklemeyin. Çünkü sertifika almak açıkçası yapılacak işlerden en kolay birisi diyebiliriz. Tamam. Bu web site ilgili, üniversite ilgili bölüm ve ilgili burs için danışma sürecine gereken ortalama parayı ekleyebilir misiniz? Şöyle diyebilirim size. Garantili burslarımız 1000 dolar tire 3000 dolar arası oluyor. Burada da %50 ön ödeme, %50 burs kazandıktan sonra garantisiz burslar başvuru 450 dolar tire 1600 dolar burada. Burada da %70, %70, %40
şey oluyor. Bu burs değil, direkt üniversitede başvuru. Yaklaşık bu ücretlerimiz var. Hem taksitlendirme hem de mesela burs kazandıktan sonra kalanı ödüyorsunuz. Böyle seçenekler var. Neden böyle ücretlerimiz var? Çünkü inanın ki gerçekten çok içinde çok iş var. Şimdi ve diğer şirketleri araştırdığımız zaman aslında fiyatlarımız yüksek değil. Şimdi B burs ne bir burs oluyor? Ücretsiz eğitim ve konaklama. C burs ücretsiz eğitim, ücretsiz konaklama veya indirimli eğitim ve konaklama. Burada anlatacağım size farklı bursları kazanma şartları nelerdir? Şimdi devlet bursu kazanmak için genel olarak, şimdi şöyle, siz bunu minimum gereklilik olarak bakmayın. Bizim tavsiyelerimiz, tamam mı, bu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi devlet bursu kazanmak için genelde not ortalama 80 ve üstü olması gerekiyor. Farklı ödüller ve sertifikalar olursa çok iyi olur. Bunu aynı söylediğim gibi CV özgeçmişinize eklemeniz gerekiyor. Motivasyon mektubu veya stadyumlarınıza eklemeniz gerekiyor. Ayrıca siz diyelim ki hazırlıkla okumak istiyorsunuz. IELTS veya HSK sertifikasına olmasına şart değil. Ama şunu söyleyeceğim. Kontenjan az olduğu için diyelim ki Türkiye'de bu yıl sadece 5 kişi kazandı bu bursu. Ama başvuran belki 1000 kişi var. O yüzden sizin burada kendinizi güvenli almak için ve gerçekten bu burs kazanmak şansı artırmak için en azından HSK 3 sertifikayı kazanmaya çalışın. Tamam mı? İngilizce bölümlere başvuru yaptığınız zaman her türlü sizin minimum IELTS 6 olması gerekiyor. Çünkü sizin burada hazırlık programınız olmayacak. Siz direkt üniversiteye başlayacaksınız ve o yüzden sizin üniversitenin gerekliliklerine bakmanız gerekiyor. Burada çok güzel burada bir puf noktası size vermek istiyorum. Herhangi bir üniversite ve herhangi bir burs kazanmak istediğiniz zaman lütfen minimum gerekliliklerin %30 üstüne çıkmaya çalışın. Diyelim ki sizin minimum gereklilik ise IELTS 5.5, siz 6.5 kazanmaya çalışın. Minimum not ortalama 80, siz 90 ile mezun olmaya çalışın. Her türlü minimum gerekliliklerden %30 daha yüksek sunmaya çalışın. Tamam mı? Şimdi burada bir soru var sanırım. Financial Statement belgesini nereden çıkartabilirim? Financial Statement burada bankadan sizin hesap dokümanı. Sizin bankaya gidiyorsunuz. Orada bu müşterinin bu kadar miktarında para var diye bu evrağı çıkartabilirler İngilizce. İngilizce çıkartamıyoruz. Eğer Türkçe çıkartsınlar, direkt İngilizce notaryal tercüme yapmanız gerekiyor. Hesap dokümanı aylık hareketleri göstermenize gerek yok. Sadece toplam bu müşterinin bu tarihte ne kadar hesapta para var olduğunu göstermek yeterli. Aynı EYLET bursuna farklı üniversiteler için birden fazla kez başvuru yapmanız mümkün mü? Aynı EYLET için oradaki sistemi ben bir girmem gerekiyor. Bir bakmam lazım. Tam hatırlamıyorum. Her eyalet için değişebilir. İsterseniz siz bana özelden bir yazın. Ben bunu kontrol edeyim. Size cevap vereceğim. Tamam mı bu konuda? Şimdi lisans, yüksek lisans, doktora bu devlet bursuna başvuru yaptığınız zaman direkt hazırlık olmadan sizin her türlü IELTS veya HSK sunmanız gerekiyor. Lisans için genelde HSK 4, yüksek lisans için HSK 5 veya 6 bazın isteniyor. Mesela Tsinghua Üniversitesi'nde bizim hukuk bölümüne başvuran bir arkadaş var. Onun HSK 6 sunması gerekiyor. O yüzden lütfen siz detaylıca bunu kontrol edin. Ve şöyle bir şey var. Geçen Pekin Üniversitesi sanırım genel bir gerekliliklere baktığın zaman ve departmanın gerekliliklere baktığın zaman hem başvuru tarihler hem de gereklilikler değişiyor. O yüzden lütfen ona da dikkat edin. Yani bir üniversite ama farklı departmanların gereklilikleri değişebilir. Lütfen onu yanlışlıkla kaçırmayın. Tamam, rica ederim Can Bey. Devam ediyorum. Şimdi genelde A bursu, o da EYLET bursu olabilir, herhangi bizim garantili bursumuz da olabilir. Genelde büyük şehir istiyorsanız eğer, çünkü neden ben bu şekilde paylaştım? Büyük şehir veya top üniversite paylaştığınız zaman, böldüğüm nedeni büyük şehirlere veya top üniversite talep çok yüksek. O yüzden tabii ki de onlar en iyilerden seçmeye çalışıyorlar. Ama Çin büyük olduğu için
Herkes için kontenjan yetiyor. O yüzden baktınız benim not ortalamam çok yüksek değil. Çok fazla sertifikalarım yok ya da mesela IELTS'a girmek istemiyorum. Duolingo'ya gireceğim. O zaman daha çok orta ve küçük şehirlerde orta seviye üniversitelere başvuru yapmak sizin şanslarınız artıyor. Ama diyelim ki siz garantisiz burslara başvuru yapmaya karar verdiniz. O zaman böyle bir planlama yapabilirsiniz kendinize strateji. Mesela birinci seçenek çok istediğim bir üniversite. Belki kazanma şansınız düşük ama çok istiyorum. Oraya başvuru yapabilirsiniz. İkinci seçenek sizin her türlü ben bu bursu kazanmak için şanslarımız %80 ve üzeri olması gerekiyor. Ve üçüncü seçenek sizin her zaman %100 bu üniversite kazanacağım. Bu şekilde siz böyle bir strateji yaptığınız zaman her türlü aynı yıl yani istediğiniz zaman Çin'e gidebilirsiniz. Çünkü biz bunu çok görmüştük. Yani top üniversite üniversiteye başvuru yapmaya çalışıyorlar ve kendine herhangi bir plan B bırakmıyorlar. Ama elinizde her zaman bir plan B olması gerekiyor. Ve diyorsunuz ki hayır ben plan B istemiyorum. Benim zamanım bol. Hazırlık yapabilirim. Bu yıl kazanmazsam eğer seneye aynı üniversiteye başvuru yapmak istiyorum. O da olur. O da bir strateji. Ama bunu bilerek üniversite seçmeniz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi A bursu kazanmak için ne yapılması gerekiyor? Büyük şehirlerde ve top üniversitelerde not ortalama %80 ve üstü olması gerekiyor minimum. Ödüller, sertifikalar tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle HSK 4 veya 5 olması gerekiyor. Mesela eskiden Coursera'daki Pekin Üniversitesi'nde kabul ediyorlardı HSK 4 veya 5 ama şöyle yapabilirsiniz. Söylediğim gibi belki Coursera'dan HSK 4 seviye bitireceksiniz ve bu şekilde üniversite veya hocayla iletişim kuracaksınız. Onlardan bir davetiye alıp bu şekilde bursa başvuru yapabilirsiniz. Tamam mı? Veya pre-admission letter veya conditional offer alabilirsiniz. Ondan sonrasında eğitim başlamadan önce sizin HSK 4 verebilirsiniz. Yani şöyle düşünmeyin. Ama benim HSK'm yok. Benim başvuru tarihi kaçırıyorum falan. Başvuru yapamam. Öyle bir şey değil. Tamam mı? Her zaman bir çözüm yolu var ve onu bulmaya çalışın. Şimdi orta ve küçük şehirlerde not ortalama 70 ve üstü ödüller sertifika var ve tabii ki de IELTS 5 pardon 5.5 minimum olması gerekiyor lisans programlar için. Yüksek lisans programlar için IELTS 6.0 genelde gerekiyor. Tabii ki üniversiteye göre değişiyor çünkü Çin'de 3000 tane üniversite var. TOEFL, IBT genelde 80 ve üstü gerekiyor. Bazı üniversitelerde orta seviye olan üniversitelerde Duolingo, IELTS yerine çünkü IELTS hem çok pahalı hem de çok fazla çok bir hazırlık yapılması gerekiyor. Onun yerine Duolingo sertifika kabul ediyor. Siz isterseniz Google yapabilirsiniz. Duolingo English Test. Onun ücreti 50 dolar ama onu yapmadan önce bir deneme birkaç kere yapabilirsiniz. Bu şekilde Duolingo sertifikayı kabul ediyor. Ama sizin bunu Duolingo sunmak için üniversitede bir onay almanız gerekiyor. Kabul ediyor musunuz diye. Çünkü belki kabul ediyor diye bu şekilde IELTS'a girmemek de doğru değil. Yani çok basit sanki ama insanlar bunu yapmıyorlar. Üniversitenin gereklilikleri çıkartmak çok önemli. Tamam mı? Bunları kesinlikle yapın ve mesela sizin önceki eğitim tamamen İngilizce ise bazı üniversiteler onu da kabul ediyorlar ama bazı üniversite, her üniversite değil. Şimdi B bursu nasıl kazanabiliriz? Aylık harçlık olmayan bursları kazanmak çok 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 daha kolay oluyor. Ve genelde burada daha çok üniversite burslar oluyor. Burada büyük bir şehirlerde kazanmak isterseniz ve top üniversite not ortalama %75 ve üstü ödüller ve sertifikalar Çince eğitim tabii ki sertifikalar gerekiyor düz sertifikalar gerekiyor daha orta bir seviye üniversite ve şehirler için not ortalama 70 ve üstü olabilir ama ben buraya da gelmek istiyorum bir şey söylemek istedim burada. Diyelim ki not ortalamanız yeterli değil. Yine de burs kazanma şansın var mı? Tabii ki de var. Ama şunu düşünmeniz lazım. Sizin bunu nasıl kapatabiliriz? Bu eksiği nasıl kapatabilirim? Burada çok güzel bir study plan, motivasyon mektubu, araştırma önerisi, hocalarla iletişim kurarak, mesela farklı bir ödülleri, sertifikaları kazanarak bu şekilde siz aslında A bursu kazanma şansınız var. O yüzden sizden motivasyon mektubu istiyorlar. O yüzden sizden referans mektupları vesaire istiyorlar. Çünkü sadece not ortalamanıza bakmıyorlar. Sadece dil sertifikanıza bakmıyorlar.
artmıyor. Evet, bu toplam genel profilimizin %50 tutuyor ama %50 kalanı eksikleri tamamlamak için çok güzel bir fırsatınız var. Onu lütfen kaçırmayın. Çünkü Türkiye'deki sistem tamamen not ortalama üzerinden yapılmış. Senin not ortalaman yüksekse eğer, senin puanın yüksekse eğer sen burs kazanabilirsin. Ama yurt dışında çok farklı bir değerlendirme sistemi var. Sadece not ortalamanıza bakmıyorlar. Sen bu hayatta ne yaptın? Sen neden içinde eğitim almak istiyorsun? Sen neden bu bölüm okumak istiyorsun? Çok spesifik ve çok gerçekçi ve mantıklı bir nedenlerin varsa ve gelecek planların çok belliyse değil de belli ise ve spesifik ise ve ne yapmak istediğin ve çok özgüvenin varsa eğer, bu burs kazanma şansınız çok yüksek. Okay. Bir üniversitede burs verilecek ülkeler için Belt and Road Country, South Asian and South Asian Country demiş. Türkiye'den başvuru yapabilir mi? Evet. Belt One Road içerisinde Türkiye giriyor. O yüzden kesinlikle başvurabilirsiniz. Ama aynı One Belt One Road, Silk Road aynı aslında burslar. Ona başvuru yapabilirsiniz. Türkiye başvuru yapabilir. Şimdi C bursu kazanmak çok çok daha kolay. Neredeyse herkes başvuru yapabilir. Yeter ki not ortalamanız %70 ve üstü olması gerekiyor. %50 bursu, %50 not ortalamaya hiç başvuru yapmadık ama imkansız olacağını düşünmüyorum. Bir denemek lazım bu şekilde. Her türlü herhangi bir burs olsun, derece programları için her türlü HSK sertifika şart. Tamam mı? Yani burssuz gidersiniz bile burslu her türlü derece programları için HSK şart. Ama İngilizce eğitimler için Duolingo olabilir, İngilizce eğitim olabilir, IELTS olabilir. O değişiyor. Ama Çince eğitimci her zaman ve her zaman HSK sertifika isteniyor. Şimdi dil bursu için çok popüler bir soru. Çünkü herkes genelde dil kursuna gitmek istiyor ilk önce. Dil kursları için de burslar var. Genelde onlar dil bursu olarak geçiyor. Bu eski bir bilgi. Lütfen buna bakmayın. Şimdi devlet burslar, devlet dil burslar genelde Confucius bursu olarak geçiyor ve burada not ortalama 80 ve üstü olursa daha iyi olur. Ama en önemli şart HSK 3 ve HSKK olması gerekiyor. Ve burada kesinlikle hocadan bir onay mektubu olması gerekiyor. Bu şekilde sizin burs kazanma şansınız yüksek oluyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bizim bu şu anki stories, pardon, seminar storieslerde paylaşırsanız eğer, paylaşanlar arasında Instagram'da bizi etiketleyen arasında ve paylaşanlar ve yorum bırakanlar arasında bir ay Eve Akademi, sertifikalı Eve Akademi hediye edeceğiz. Sadece seminer nasıl geçti, ne düşünüyorsunuz ya da kısa bir sevindim, sevmedim. Sevmeyebilirsiniz. O da bir yorum. Paylaşırsanız eğer Instagram'da aranızda bir kişiye Eve Akademi hediye edebiliriz. Şimdi hangi evraklar gerekiyor? Şimdi dil kursu için genelde standart Çin'de güzel bir şey var. Standart evraklar gerekiyor. Diploma, transkript olması gerekiyor. İngilizce ve Çince bazı üniversitede, bizim mesela şu an Hunan Tarım Üniversitesi, bütün sizin diploma ve transkript kesinlikle Çince istiyor. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Üniversiteyle iletişimeye geçin. İngilizce olur mu yoksa kesinlikle Çince mi gerekiyor? Onu lütfen teyit alın. Çünkü noterle tercüme ucuz bir şey değil. İngilizce yaptıktan sonra tekrar Çince yaptırmak noterle yine de para harcıyorsunuz. Dil sertifika, devlet bursları için Confucius burstan bahsediyorum. İki tane tavsiye mektubu. Şimdi tavsiye mektubu kimden almanız gerekiyor? Yani hocadan alabilirsiniz, çalıştığınız yerden alabilirsiniz. Ama en azından bir tane eğitim bursu olduğu için size eğitim veren bir kişiden almanız gerekiyor. Adli sicil kaydı, onu e-devletten alabilirsiniz. Pasaport şart. Yani burs başvuru yapıldığınız zaman pasaport olmadan maalesef başvuru yapamıyorsunuz. O yüzden kesinlikle pasaportunu çıkartmanız gerekiyor. Ve bir yıllık değil, daha uzun süre, minimum 3 yıllık lütfen çıkartın pasaportunuzu. Sağlık raporu. Burada Çin'in bir özel bir formu var.
Onu internette ve bizim iletişime geçtiğiniz zaman sağlık raporu doldurmanız gerekiyor. Dijital fotoğraf, başvuru formu ve bankada teminat. Şimdi şöyle, başvuru yaptığınız zaman üniversite veya bursa başvuru yaptığınız zaman çoğu zamanlarda bu banka teminatı finansal evrak gerekmiyor. Genelde bu vize başvuru yaptığınız zaman bu evrak gerekiyor. Ama yine de bazı üniversite istediği için sizi buraya ekledim. Bir de bir şey daha eklemek istemiştim. Ne söylemiştim? Söyleyecektim ben. Dedim. Unutmuşum. Tamam, neyse. Devam ediyoruz. Ha, buraya şey ekledim. Motivasyon mektubu eklemeyi unutmuşum. Neden ben Çince dil öğrenmek istiyorum? Bu başvuru formunda aslında olacak. Özgeçmişi de ekleyebilirsiniz. Söylediğim gibi derece programları için aynı şekilde diploma, transkript, sadece burada değişen dil sertifika şart oluyor. Mesela dil kursuna başvuru yaptığınız zaman devlet bursları için sadece bu başvuru yaptığınız zaman sunmanız gerekiyor ama derece programları için dil sertifika sunmanız şart oluyor, tamam mı? Başvuru sürecine bahsedeyim. Başvuru süreci devlet bursları için özellikle bu yıl Türkiye'de çok erken başlamıştı. Aralık ayında başladı. Geçen yıl 2 yıl önce Ocak ayında başlamıştı. O yüzden bunu lütfen takip edin. Özellikle Top Üniversite, Tsinghua, Pekin, onların başvuru tarihi çok erken başlıyor. Geçen Tsinghua'nın 15 Aralık mı Aralık'ın sonuna kadar devam ediyordu. O yüzden özellikle Top Üniversite başvuru yapmak isteyenler ve devlet bursuna başvuru yapmak isteyenler lütfen sizin başvuru, sizin hazırlık en geç Eylül ayında başlaması gerekiyor. Derece programlar lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma onlar bu anlamına geliyor derece programlar. Konuşmadan şey boğazım aradı. Tam burslar için genelde Mayıs sonuna kadar devam ediyor. Ama kısmi burslar daha uzun sürüyorlar. Temmuz ayına kadar bazen burs başvurusu yapabilirsiniz. Kısmi burs başvuru. Şimdi Mart dönemi için biliyorsunuz ki Çin'de iki tane dönem var. Bir tane Eylül dönemi, bir tane Mart dönemi. Çoğu okullar %80 Eylül ayında açılıyor. Özellikle siz burs başvuru yaptığınız zaman siz Mart dönemi seçemiyorsunuz maalesef. Genelde Eylül döneminden başlıyor. Eylül-Ekim çünkü oradaki tam direkt tatile giriyor. O yüzden bazen Eylül bazen Ekim'de başlıyor. Şimdi Mart dönemi başvuru yapmak isterseniz eğer genelde Kasım ayında başlıyor ve Şubat sonuna kadar Şubat sonuna kadar devam ediyor başvurular. Şimdi biz bu konuda nasıl yardımcı oluyoruz? Biz ilk önce profil inceliyoruz ve hem sizin profilinizi hem ihtiyaçlarınızı ve burada genelde arkadaşlara bunu yapmaya istiyoruz. Tercihinizi yapın. Top mu üniversite mi istiyorsunuz, tam mı burs mu istiyorsunuz? Çünkü bazen profil yeterli olmadığı için ya tam burs istiyorsunuz ama profiliniz yeterli kadar güçlü değilse eğer o zaman bizim mecburen orta seviye şehirleri ve üniversite seçmeniz gerekiyor. Tabii ki de hazırlık yapmak için zamanımız varsa eğer top üniversite her türlü deneyebiliriz. Ama burada profiliniz yeterli kadar güçlü değilse eğer ve zamanımız yoksa eğer bizim mecburen orta seviye üniversiteleri seçmemiz gerekecek. O yüzden burada hem profil inceleme yaptığımız zaman sizin öncelikleri de çıkartıyoruz. Ondan sonra burs önerisi yapıyoruz. Profil geliştirmek için ne kadar zamanımız varsa onu her türlü kullanıyoruz. Mektupların yazılması, yani burada stadyum plan motivasyon araştırma önerisi gerekirse araştırma önerisi, CV geliştirme, CV yazılmasında yardımcı oluyoruz. Ondan sonra hocalarla iletişim, hocalar için mail yazmak için de yardımcı oluyoruz. Hocalara cevap bile vermek için yardımcı oluyoruz. Evrak toplamada da yardımcı oluyoruz. Üniversite ve burs başvuru tabii ki biz yapıyoruz. Mülakata hazırlık da kesinlikle yapıyoruz. Vize başvuru da yardımcı oluyoruz. Çin'e gidiş gerekirse karşılama da ayarlıyoruz. Yani gittikten sonra her türlü biz öğrencilerle iletişim halinde oluyoruz. Çünkü ben de kendim gittiğim zaman ilk önce bana Pekin'e yönlendirdiler. Ondan sonra Şanghay'a gitmem gerekiyordu ve geceydi, kimse beni karşılamadı. O yüzden bu durumu anladığım için
Her zaman öğrencilerimize Çin'e gittikten sonra da her türlü destekliyoruz. Şimdi bir tane daha programdan bahsetmek istiyorum. İsterseniz eğer Au Pair China bir program. Çok güzel bir program. Türkiye'de bunun hakkında çok fazla bilgi yok. Ama Avrupa ülkelerde bunun hakkında çok biliyorlar. Ben aslında Au Pair China programdan başvurdum. Bu size göstermiştim web siteyi. Tamam. Şimdi Au Pair programından bahsetmek istiyorum. Au Pair program değişim programı. Burada Çinli aile biliyorsunuz çok fazla çocuğu geliştirmeye çalışıyor. Hem çocuktan beri yani aslında Asya ülkelerinde genelde bu var. Okuldan sonra dil eğitimine gönderiyor, müziğe gönderiyor, spora gönderiyor, matematik dersleri gönderiyor ve çocuğun gelişmesi ve bu rekabeti neydi? Tutmak için yani rekabeti yaşamak için burada çocuk için her şey yapıyorlar. O yüzden böyle bir oper programı var. Yabancıları kendi evine davet ediyorlar. Sen gel bizimle yaşa ama çocuğumu İngilizceyi öğret. Mesela Oper Avrupa veya Amerika programının farkı nedir? Amerika'da veya Avrupa'da sen tamamen nanny olarak, bakıcı olarak sana bakıyorlar. Ama Çin'de seni İngilizce öğretmen olarak bakıyorlar. Sana özel bir ayrı bir oda veriyorlar. Bazen ayrı bir tuvalete ve banyonunuz var. Ve sadece sizin görevleriniz çocuğuna İngilizce öğretmek, onunla genelde oynamak. Çünkü genelde buradaki çocukların yaşı 3 1 yaşı bile var. 3-10 12 yaşına kadar 15 maksimum oluyor. Burada çocukla oynamak, ödevleri yapmak, çocuğu okula götürmek ve bu kadar. Sizin ek olarak oper programında size ücretsiz Çince dil eğitimini de okul veriyor. Yani kurum veriyor ve aylık karşılık size veriyor. Yani geçen Covid'den önce bu aylık karşılık 150-200 dolardı. Daha fazla da olabilir. Tabii ki sizin burada İngilizce seviyenize göre, profilinize göre, çocuklarınızın tecrübelerinize göre burada bu programa biz ücretsiz gönderiyoruz. Herhangi bir ücret talebi almıyoruz. Bu şekilde. Ama minimum 6 aylık bu programına katılmanız gerekiyor. Çünkü burada bayağı aile yatırım yapıyor sizin için. O yüzden genelde minimum 6 ay, tercihen 12 ay genelde öğrencileri au pair için görmek istiyorlar. Bu başvuru ücretsiz, tamamen ücretsiz. Bu programına başvuru ücretsiz. Burada form dolduruyorsunuz, kendi tanıtım video yapıyorsunuz ve bu şekilde au pair programına katılabilirsiniz. Oper program hakkında kendi sayfanızda açıklarsınız eğer böyle bir program var, ücretsiz başvurabilirsiniz diye çok seviniriz. Çünkü gerçekten güzel bir program. Tabii ki de başvuru Çin'e gitmeden önce tabii ki siz Çin'deki aileyle görüşeceksiniz. Zoom üzerinden ya da herhangi programı video görüntülü görüşeceksiniz, konuşacaksınız, çocukla da konuşacaksınız ve sizin burada hakkınız var. Sevmiyor aileyi sevmiyorsunuz. Eğer başka bir aile seçme hakkınız oluyor. Ve genelde bu tür aileler büyük şehirlerde yaşıyorlar. Çünkü bu genelde zengin aileler oluyor. Şanghay'da, Guangzhou'da, Shenzhen'de genelde büyük şehirlerde gitme şansınız oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Başka çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Sizin başka sorularınız varsa alabilirim sizi. Sunumu isteyen varsa ben size gönderebilirim. Siz bize sadece mesaj atın. info@eveğitim.com.tr. Aslında formu dolduranlar arasında birkaç tane sorular vardı. İsterseniz ben birkaç tane soru okuyayım. Ben bu kapatayım. Bazı sorular var, okuyabilirim. Bu sorulara cevap verdim sanki. Çin dili ve edebiyat öğrenciler için 1 yıllık burslar var mı? Var. İngilizce öğretmenleri bölümü ve mesleği için Çin'deki üniversitelerin hangisi ve hangi bölüm olmalıdır? Tercihlerimizde neye dikkat etmeliyiz?
İngilizce öğretmenin bölümü ve mesleği için Çin'deki. Evet, Çin'de aslında İngilizce eğitim alabilirsiniz. Yani Çin'de İngilizce öğretmenlik, Rusça bile, Türkçe dili de bile, Arapça dili eğitimi alabilirsiniz bu arada. Ama genelde mesela yabancı dil, İngilizce hariç bu eğitimi genelde Çince veriliyor. Ama İngilizce eğitim, İngilizce bölümü Çin'de aslında okuyabilirsiniz. Çok popüler bir bölüm bu arada. Sanırım başka sorular. Shenzhen Üniversitesi de burs kazanabileceğimiz üniversiteler midir? Programsız 2 yıl dil okulu. Yani herhangi şehirde burs kazanmaya ya da üniversite başvuru yapmaya yardımcı oluyoruz. Ev eğitimci hakkında garanti sistemi nasıl işlemeli? Garantili bu detayları açıklar mısınız? Şimdi şöyle, Çin'de dil eğitimi burslu bitince lisans için ve sonra yüksek lisans için başvuru yapabilirsiniz. Evet, başvuru yapabilirsiniz kesinlikle. Çin'e HSK sertifikasına ve not ortalamasına gerek kalmadan gidebilir miyim? Gidebilirsiniz ama burada sadece B bursuna başvuru yapabilirsiniz. Yani ücretsiz eğitim ve konaklama bursuna başvuru yapabilirsiniz. Beijing, Tsinghua, Fudan gibi okullarda tam burslu yüksek lisans imkanları ne durumdadır? Konaklama ve harçlık gibi olanaklar da mevcut mudur yüksek lisans için? Aslında her üniversitede, genelde her üniversitede tam burslar mevcuttur. Ben size bunu söyleyecektim. Başvuru yaptığınız zaman Çin'de böyle bir güzel bir avantaj var. Bazı üniversitelerde başvuru ücreti almıyorlar. Orada bir 30, 35 tane, 40 tane mi üniversite var. Bizim Instagram sayfanızda var. Reels arasından bakabilirsiniz. 35 tane başvuru ücreti istemeyen okullar var. Siz oraya başvuru yapabilirsiniz. Tamam. Sinoloji bölümünde daha rahat Çin'e gidebilir mi? Veya Sinoloji daha mı iyi Çin dili edebiyatından? Burada tamamen sizin gelecek planlarınızla alakalı. Sizin gelecek planlarınız nelerdir? Siz Çin öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Akademisyen mi olmak istiyorsunuz? Ona göre bölüm seçeneği değişebilir. Eve Akademi aylık üyeleriniz ne kadar? Bu web sitede bakabilirsiniz. Ben bir bakayım şimdi. Fiyatları açıkçası tam hatırlamıyorum. Bakayım şimdi. Eve Akademi fiyatlarımız. Kusura bakmayın, ben sizin sorularınızı görmedim. Yeni görüyorum. Eve Akademi fiyatlarımız 19 dolardan başlıyor aylık ücrete. Aupair programı katılmış öğrencilerimiz var mı acaba? Yani işte Aupair programı Çin'den Covid'den önce olduğu için ben daha çok Latin Amerika'dan göndermiştim, Avrupa'dan göndermiştim. Türkiye'den o zaman göndermiyorum çünkü Covid'den önceydi ve bizim daha çok şirketimiz yeni popüler olmaya başladı. Ama Aupair program çok güzel bir program. Sizle başvuru yapabilir miyiz ve Aupair programında? Evet, Aupair program bizimle başvuru yapabilirsiniz. Çünkü ben söylediğim gibi Aupair programından aslında Aupair programından başladım bu şirkete. O yüzden Aupair programına ücretsiz bir şekilde başvurabilirsiniz. Aupair programı başvuru yapmak için herhangi bir ücret almıyoruz. Tekrar söylüyorum. Evet. Okey arkadaşlar. Başka var mı sorularınız? Okay. Umarım sizin için bugün faydalı oldu. Söylediğim gibi Çince kaynakları gerekirse eğer lütfen bizimle iletişime geçin. Sunumu göndermemizi isterseniz eğer lütfen bizimle iletişime geçin. Aupair programına başvuru yapmak isterseniz eğer ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Çin burslar hakkında bilgi almak isterseniz eğer yardımcı olabiliriz. Başvuru anısı sadece danışma ücreti mi ödüyorsunuz? Evet, başvuru ücreti almayan üniversite burada başvuru yapmak için danışma ücreti alıyoruz. Evet, bu şekilde. Yani şunu en önemli bir şey söylemek istiyorum sadece. Her zaman bir çözüm yolu var. Mesela hiçbir zaman sadece gerekliliklere bakmayın. Her zaman büyük bir olaya bakın, tamam mı? Onu öyle yaparsınız eğer ve planlama, doğru bir planlama, doğru bir strateji çok yapmak çok önemli. Onu lütfen yapmayı unutmayın.
Okey, çok güzel. Çok teşekkür ederim arkadaşlar sizin yorumlarınız için. Umarım her şey sizin de faydalı. Teşekkür ederim. Umarım sizin de Çin'e gidebilirsiniz. Çin çok güzel. Herkese çok tavsiye ediyorum. İstanbul'a geldiğiniz zaman lütfen bizim ofisimizi de ziyaret edin. Çok tanışmak isterim. Özellikle Çin'i seven arkadaşları biz de çok seviyoruz. Herkese iyi hafta sonular. Alıyoruz, stajyerleri alıyoruz. Evet, rahmet. Stajyerleri alıyoruz. Mailden, WhatsApp'tan bizimle stajyerlik hakkında iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi hafta sonular. Bay bay.